İTÜ Gümüş AŞ tesisleri Kütahyeli'nin kuzeybatısında ve il merkezine 33 kilometre mesafede bulunmaktadır. Tesisler yılda 180 gram ton gümüş içerikli 1 milyon ton ham cevher işleyerek %99.90 saflığında 122.4 ton granüle gümüş üretecek kapasitede projelendirilmiştir. Tesislerin proje çalışması eski adıyla Etibank Genel Müdürlüğü ve Alman Kraft firması tarafından yapılmıştır. Tesislerin temeli zamanın Başbakanı Turgut Özal tarafından 1985 yılında atılmış ve 1987 yılında tesisler Turgut Özal tarafından üretime açılmıştır. Tesisler 3 milyon 800 bin metrekarelik açık araziyle 46 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Açık işletme. İTÜ Gümüş AŞ gümüş madeni üretimi Gümüşköy'ün güneydoğusunda yer alan Aktepe açık işletme sahasında yapmaktadır. Maden sahasının ruhsatı İTÜ Gümüş AŞ'ye ait olup işletmecilik faaliyetleri açık işletme sahasında ekskavatör kamyon sistemiyle yapılmaktadır. Maden sahasındaki cevherleşme polimetaliktir. Maden sahasında cevherleşme jeolojik oluşum itibarıyla tam 4 tiptir. Kırma eleme. Açık işletme servisince belli prometrelere göre üretilen cevher kırma eleme ünitesinde 3 aşamalı kırma işlemine tabi tutularak öğütme ünitesine uygun boyutta kırılır. Öğütme ve linç işlemi. Kırma eleme tesisinde kırılan cevher öğütme ünitesinde %80'i 74 mikrometre olacak şekilde öğütülür. Öğütülmüş cevher bilgisayar ve otomasyon sistemiyle donatılmış linç ünitesinde sodyum siyanürle kimyasal çözündürme işlemine tabi tutulur. Siyanürleme işlemine müteakip tiknerlerle sıvı katı ayrımı yapılır. Merrill-Crowe yöntemiyle sıvı fazdan katı faza alınan gümüş, filtrasyon sistemiyle %50-70 Ag içerikli konsantre halinde elde edilir. İzabe. Liç ünitesinde üretilen %60-70 gümüş içeren konsantre İzabe ünitesinde 1200 santigrat derecede çalışan Dore fırında şarj edilerek ergitme sonrası kraf fazı ortamından uzaklaştırılarak %96-98 saflıkta Dore metal olarak elde edilir. Dore metalin elektroliz işlemine tabi tutulması suretiyle elde edilen kristal gümüş 1350 santigrat derece sıcaklıkta elektrikle ısıtmalı potalı fırında ergitilerek %99 ve 90 saflıkta gümüş üretilir. Üretimi tamamlayan granüle gümüş 1-5-10 kilogramlık ambalajlara hassas tartım sonucu doldurulur. İTÜ Gümüş AŞ mührü vurulan özel torbalara konulan gümüş sevkiyatı için tahta sandıklar içerisine konulur, partiler halinde İstanbul Altın Borsası'na sevkiyat yapılır. İstanbul Altın Borsası kanalıyla yapılan işlemlerden sonra İTÜ Gümüş AŞ Kıymetli Madenler Borsası'nda gümüşü işlem görebilecek 26 dünya ülkesi gümüş rafineleri kapsamında bulundurulur. Üretilen granüle gümüşün satış fiyatı Londra Metal Borsası'nın dolar trilyon spirin fiyatı baz alınarak kapalı çarşı günlük dolar kuru üzerinden İTÜ Gümüş AŞ'ce tespit edilip İstanbul Altın Borsası'na bildirilir. Atık barajı ve ağaçlandırma. Tesislerden çıkan katı atıklar 25 milyon ton katı atık kapasiteli atık barajına alınmaktadır. Atık barajı geçirimsiz özel sedelerle ayrılmış toplam 128 hektarı kaplayan 4 ayrı çökelme havuzuna bölünür. Ağaçlandırma. Yöreye uygun günümüze kadar 25 binin üzerinde ağaç fidanı İTÜ Gümüş AŞ personeli tarafından dikilmiştir. Personel dinlenme saatlerinde çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunur. Tesislerde 2002 yılı itibarıyla 108 memur ve 334 işçi olmak üzere toplam 442 personel istihdam edilmektedir. Laboratuvar servisinde gümüş ve altın gibi birçok değerli elementin analizleri yapılır. Üretimin takip ve kalite ve yönlendirmesi analizlere göre yapılır. Personelin periyodik ve normal sağlık hizmetleri tesislerde bulunan sağlık servisinde yapılır.
Sistemde yapılan iyileştirmeler sonucunda üretim değerleri sürekli artırılmaktadır. Eti Gümüş AŞ, ülke ihtiyacı olan %58 ila 65'ini karşılayacak yurt dışına döviz çıkışını engellemek suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 2001 yılında gelir yoluyla ülke gayri safi milli hasılasına 11 trilyonluk katkı sağlamıştır. Tesisler, Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu'da ham cevherden saf gümüş üreten tek kuruluştur.